Mahir'i bir görelim mi? Bir görelim ve bir Ankara'ya gidelim Mahir. Şimdi gazeteci Uğur Mumcu 29 yıl önce bugün bombalı saldırıda katledildi. Uğur Mumcu saldırıya uğradığı yerde, evinin önünde her yıl olduğu gibi bu yıl da anılıyor. Mahir'den alalım. Evet, Hülya Ökenek gazeteci, yazar, aydın Uğur Mumcu vurulduk, ey halkım unutma bizi demişti. Öyle de oldu, bu senede katledildiği noktada yüzlerce seveni burada kendisini andı. Kameraman arkadaşım Caner Dalgıç ekranlarınıza getirsin. İşte Uğur Mumcu anıtı karanfillerle, mumlarla anılıyor. Sevenleri tarafından karanlıktan aydınlığa bir ışık olsun diye mumlar yakıldı yine. Çok sayıda mum yakıldı. İşte tam 29 sene önce 24 Ocak 1993'te bu noktada katledildi. Aracına yerleştirilen bir bombanın patlaması neticesinde hayatını kaybetmişti. Aradan 29 yıl geçti ancak gazeteci, yazar, aydın Uğur Mumcu unutulmadı. Katledildiği yerin anıtın hemen üzerinde yıllarca çalıştığı Cumhuriyet Gazetesi de bulunuyor. Oraya yerleştiriliyor sevenleri tarafından, okuyucuları tarafından. Uğur Mumcu'nun dakikalar sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da burada olacak, onu da ifade edelim. CHP lideri buraya geldiğinde önce Mumcu ailesinin evine gidecek. Güldal Mumcu ve çocuklarıyla görüştükten sonra buraya, anıtın olduğu noktaya gelecek. Burada bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Çok sayıda vatandaş burada evinin önünde katledildiği yerde hazır bulunuyor. Hemen bulunduğumuz noktanın çaprazındaki apartmanda oturuyor. Orada oturuyordu Uğur Mumcu. Eşi Güldal Mumcu ve çocukları da orada, dediğiniz gibi. Çok kısa bir süre içerisinde CHP Genel Başkanı burada olacak. Kemal Kılıçdaroğlu Mumcu ailesinin evine gidecek. Bir kez daha taziyelerini iletecek. Ardından bizim bulunduğumuz noktaya gelecek. Dediğiniz gibi tam 29 sene önceydi. Burada arabasına yerleştirilen bombanın patlaması neticesinde gazeteci, yazar Uğur Mumcu katledildi. Katledildi, hayatını kaybettiği noktada bir Uğur Mumcu anıtı yapıldı. Ve her yıl burada karanfillerle anılıyor. Yıllarca çalıştığı gazete, Cumhuriyet Gazetesi de buraya bırakıldı. Yine karanlıkların bitmesi için aydınlığa çıkılması amacıyla mumlar da yakıldı. Burada katledildiği noktada çok sayıda seveni, yakınları da burada hazır bulundu. Dediğimiz gibi bir süre sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu burada olacak. Buradaki anma törenine Kılıçdaroğlu da katılacak diyelim ve sözü Uğur Mumcu sokaktan, Uğur Mumcu anıtından tekrar size bırakalım Hülya Ökenek. 29 yıl sonra aynı sokakta anılıyor Uğur Mumcu.